Selamünaleyküm memleketimin güzel insanları. Salıdan çarşamba videosuna başladım ben. Saatimiz şu anda tam 7. Arkamdan bir araba geçti. Hüseyin'di. Hüseyin doğru. Bakalım. Pazarcılar yeni yeni gelmeye başladı. Yani öyle. Artık kış mevsimi. Kışa girdik yani. Hasan kalkmış. Köylü oğlu tezgahı açmış. Ve pazarda kara olan yoktu. Daha gelmemiş. Deli Bekir zaten 2 haftadır yok. Hamdi Çağlar gelmemiş daha. Buradan böyle. Bakalım. Evet, çay ocağının önüne geldik. Çayımızı içeceğiz. Bakalım ne yaparız, ne ederiz. Olduğu kadar. Hüseyin benden önce gelmiş yalnız. Sol tarafa gidiyordu. Nasıl oldu bilmiyorum. Bakalım. Güzel şeyler olacak ama. Uzaklara yakın yapıyorumdur umarım. İyi seyirler. Gıdık veya abone olursanız, yorum yaparsanız, like atarsanız da seviniriz. Tekrardan iyi seyirler. Gene ışıklara geldik. Bilmiyorum işte. Kırılsa da kanadımız, asiye çıksa adımız. Şu gönlümün bir umudu sendedir diyor, gülüm diyor. Böyledir bizim sevdamız. Öyle. Türker abinin oraya gidelim bakalım. Kerteleklerin çay ocağına. Gazana su çek diyelim. Kolay gelsin memleketimin güzel insanları. Arkanların en büyük kameramanı devrim çeti. Evet. Ben de aynısını söylüyorum abi. Orta Doğu ve Balkanların en büyük çaycısı. Kertelekler çay ocağı yöneticisi. Türker. Sel. Bir çay alabilir miyim Türker abim? Yalnız kazana su çekeceksin. Kazana su çekeceksin. Niye? Şirketten. Canım ayrı diyorsun ya. Laf olmaz. Çay bizde kazana su çekmek yani öyle derler. Kahveci ütüldüğü zaman kazana su çek falan derler. Devrim. Ben hiç aklımın oğlu değilim. Abi laf atma, adam burada yok. Şimdi cevap hakkı doğar. Geldiği zaman söylersin abi. Öyle mi diyorsun? Tamam. Geldiği zaman anlatırız derdimi. Z. Namık Başgül'e. Ben isim bilmedim. Kaptanın bir sürü oğlu var. Koy kenara abi. Ben isim bilmedim. İsimi sevmedim. Kaptanın bir sürü oğlu var. Kim koydun? Evet, pazarda dolanırken muhtarım çağırdı. Çorkada Mahallesi'nin muhtarı. Avrupa Dernek Başkanı gelmiş. Bakalım yanlarına oturacağım. Çay içeceğim. Bana afiyet olsun. Muhtarım kolay gelsin. Afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Abim hoş geldiniz. Güzel düşüncelerle gelmişsiniz. Öyle duydum. Yani bilmiyorum. Düşünceniz güzelmiş. Yalnız önceki çeşme yaptırdıklarında katkınız yokmuş. Daha önce yaptırmışsınız ama. Evet. Hiç çeşme yaptırmışsınız. Dernek adına yaptırmışsınız ama sonrakilerde de keşke adınız olsaydı. Desteğiniz olsaydı. Yani bu şöyle bir şey ki, yani çok biliyorum diye konuşmuyorum. Ama damlaya damlaya görüyordum. Bugün parmağın sesi yok. Elin de sesi yok.
Yani birlik beraberlik olduğu zaman daha güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Evet. Güzel düşünceleriniz varmış. Girişi ve çıkışı, yani çayranın girişini komple ağaçlandıracakmışsınız. Yani orası çok radan değil artık. Çayranın girişi komple ağaçlanacakmış. Yani bilmiyorum ama. Evet. Kırık olsun. Bunları yaptırdık. Plan kursumuzu yaptırdım. Akçesahane'nin çatısını değiştirdik. Evet. İmkanlarımız açısından gerekenleri yapıyoruz. Şimdi de çayranın girişini yani güzelleştirecekmişsiniz. Ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Yani fazla lafı uzatmaya da gerek yok. Zaten yaptıklarınız belli. Yapacaklarınız da belli. Yaptığınız zaman inşallah o zaman da çekerim. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun. Muhtarım, daha çok görüşürüz. İnşallah, inşallah. Biraz hizmet yapalım o zaman. İnşallah muhtarım, kolay gelsin. Hizmete devam diyoruz. Bu sıra Mehmet abinin kahvenin önünde oturuyorum. Buradan başladık bakalım. Oturduğum yerden. Zaten şarj noktası da hemen üstümde. Telefon fotoğraf makinesi, şarj dolum merkezi yukarıda. Bakalım buradan başlıyoruz. Bu sırada saatimiz 11.30. Ama bir yoğunluk, kalabalık var bugün. Erken çekiyorum. İşim var çünkü. Patates toplamaya gideceğim. Tarlalarda normalde makineyle patates topluyorlar. Kalan patateslerden toplayacağım. Zaten orayı da gösterirsem. Toplayabilirsem tabii. Göstereceğim. Bakalım. Kürşat hazır kısa müşterilerini bekliyor. Zafer Salon. Başkanımla muhtarım istişare yapıyor. Kolay gelsin. Buradan da her gün böyle bu şekilde resim alıyorum. Yani bunun resmini düşünün. Burada çoğu zaman başlangıç nokta. Resim çekmeye de buradan başlıyorum. Ya işte. Bir de çay veriyorlar. Her şeyden önemlisi çay yani. Ya buna da söyle, bunlar anla. İşin gücün rast gelsin Ahmet Usta'm, kolay gelsin. Bu da aşağıdaki heykelin oğlu. Heykel sahibinin oğlu yani Muhtar Selfin'in oğlu. Benden duymayın. Doğa Market'te değiştirdik. Eskiden Doğa Market'ti ama şu anda Seç Market oldu. Türkiye genelinde var herhalde Seç Market. Bakalım yapıyorlar. Yaptıktan sonra da çekeceğim. Bir çalışma var. Ummalı bir çalışma. Bakalım. Peynirimi almaya geleceğim. İşin gücün rast gelsin. Yeniliklere devam ediyoruz işte ya. Her fiyatları göstermeyeceğim. Memleketimiz için hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sabahki başlangıç noktamıza geldik. Ali Parıltı gidiyor. Pazarımız kalabalık bugün. Ve saat erken olmasına nazaran şu anda 11.30 12'ye doğru geliyor. 11.30'da 12 arası. Garip çalışır. Kamil abim çalışıyor. Emin eniştem gidiyor. Efendim abim. Turşuyu kurmuş. Melemeni yapmış. Böyleymiş. Çay içmeye hala çağırmadınız yalnız. Kapımız açık. Ne zaman olursa gel. Tamam mı? Da kaç hafta oldu yalnız? Ay oldu. Tamam, kaç hafta oldu da ben ne yapayım? İşim var, kucum var. Önüme sen geleceksin. Ben senden oturacağım. Çayını, kahveni yapacağım, içeceğim. İşin gücün rast gelsin. Ellerinden öpüyorum anacığım. Bu hafta son. Devrim abi, tamam. Turşuluk da son. Gelsinler alsınlar. Ben yarın yayınlayacağım yalnız bunu.
Müsaade edebilirsin ama rakibim olamazsın baba. Evet. Benimle diyor mücadele edebilirsin ama rakibin olamaz. Rakibim olamaz. Meşhur kuşburnumuz. Fiyatı ne kadarmış abim? 150 TL'ymiş Çin'i. Bu da özürün yükselin Deniz. Deniz abim. İşi gücünü rast gelsin abim. Nereye kaçacaksa sanki. Anam Deli Bekir. Anam ölmemiş. Ölmemiş vallahi billahi. Kim diyordu öldü diye? Koca olan dedi ki onu 20 metreye gömmeleri lazım ki çıkamasın dedi. Oradan çıktım. 20 metreden. 22 metre. Balığımız ne kadarmış Deli Bekir? Evet. Süper bir hamsi getirdi kardeşim. Evet gösterelim. Görseli bu. Fiyatımızı da söyle. Bugün 50. Yalnız yarın koyacağım ben. Sıkıntı. Olduğu kadar abim kolay gelsin. Seni seviyorum gıdıklı. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Evet olmazsa olmazım. Evet olmazsa olmazım. Çalışaklar tandır annesi. Ben söylemeden saat söyledi. 12'ye çeyrek varmış. Ablarım kolay gelsin. Hoş gördük. Ben kaçar. Çekaça gider. Kaçarım derken de şöyle bir görsel almadan da olmazdı. Ay ışığı kafenin önüne geldim şimdi. Birazdan Çekaç tandırına gireceğim. Bakalım. Evet, Ayşe kafede muhtarım oturuyor. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Çöl kuşu kardeşim. Muhtarım. Diyemedim ben senin dediğini abi. Bu hakkında çok rivayetler var. Kaydına böyle bir yenilik lazımdı. Müteşebbislere çok teşekkür ediyorum. Böyle bir kazandıklar için. İnşallah devamı gelir. Bereketli nasip olur. Biz de katlamak buradayız. Evet. Olacak abim. Ben şöyle diyeyim. Büyük ihtimal cumartesi günü sazımı alıp buraya geleceğim. Büyük ihtimalle canlı yayın yapacağım. Seni de beklerim. Baş köşeye otururum abim. Gerçekten diyorum yani. Cumartesi günü saat 4'ten sonra buradayım. Sazımla beraber. Evet. Canlı yayın yapacağım YouTube'da. Becerebilirsek tabii. Sözlerini derken. Yani teknolojiden biraz geriyim ben. Olduğu kadar diyeceğim. Teknolojiyi en iyi kullanan devrim çekildiği anda bakacağız abim yani söz vermeyeyim ama cumartesi günü canlı yayın yapamasam bile saat 4'te buradayım. Seni de baş köşeye alacağım muhtarım. Kolay gelsin abim. Allah emanet. Sağ olasın. Evet Çekaç kafeye geldik. Doğuşa başladık hemen. Vallahi bu soru öyle doğuş nizah ediyor. Gülbiyaz Hanım'ı ben hayatta çekmem. Gülbiyaz Hanım için gelmedim buraya. Duyurulur. Gülbiyaz Hanım bağırdı. Herkes bu geliyor. Vallahi öyleymiş. Bulgaristan'dan da gelecekler ya şekerim çikolata mı alayım geleyim dediler. O gün şey dedi. Şekerle çikolatayla olmaz dediler. Çiçek de lazım. Çiçek de lazım. Gül olsun. Yani bilmiyorum Bulgaristan'dan geleceklermiş. Ya neyse ben nerelere gitti laf bakar. Ben vallahi değiştim ha. Ablalarım kolay gelsin. Sağ olun. Yıldız Hanım'ın yerine oturmuşsunuz öyle. Yıldız Hanım her zaman. Göz değişti. Yerinde gözü var. Dal değil sonunda. Aynen. Ablarım kolay gelsin. Sağ olun. Geçen çok konuşamadık. Yani niye konuşamadık? Şarjım yoktu. Hakikaten sıkıntılıydım giderken de. Gelirken de. Olduğu kadar. Gülbiyaz Hanım'ı hayatta çekmem ben. Çekmedin ya çek. Yıldız Hanım. Annem teşekkür etmiş. Beğenmişsiniz. Evet. Annen öyle beğendi. İşin gücüne rast gelsin. O da hemen oğlucuma beni küçültmüş ki nasıl? Oğlucuma sahip çıkmışsınız diyor. Vallahi billahi. Allah erkek olsun. Olsun ama güzel. Güzelce de eğlendik. Çok da güzel oldu. Evet çok güzel oldu. Her şey rahat. Ama ben hala diyorum keşke oralara gidene kadar bir tane kuzu alsaydık. Başarına gitseydik. Ama ne yapacağım kuzuyu kimi sever kimisi sevmez. Yani canım o sevmeyenlere ben tavuk alırdım. Tavuksun da. Yani ben sevmedim mesela ama herkes kokusundan hiç gerek yoktu. Bulaşığından neyleyim bu güzel. Gülbiyaz Hanım hayatta çekmem ben. Çekmem diyorum çok çekiyorum. Çekiyorum diye konuşacağım size onu şöyle dedim. Allah'ım. Dinlenip mi?
Neyi? Ben seni hayatta çekmem Gülbiyaz Hanım. Yani para da versen çekmem. Ya burçlar geliyor ne oraya? Vereceğiz Allah'ın emrine yani. Bağırmışlar. Biliyorum. Beni de aradılar. O Gülbiyaz kim diye. Ben de dedim öyle çiçekle falan olmaz dedim. Okuz getirmeniz lazım dedim. Bir sürü bir evi almışlar. Koş moş değil. Okuz. Ya bağırın dedim bu bağırın dedim. Gördün. Ben yapmam öyle bir şey Gülbiyaz Hanım. Ya Allah'ım sizi yarabbim. Gülbiyaz abla. Gel de beni bağırın der sağ olun. Gülbiyaz abla. Buyur. Hakikaten kızmıyorsun değil mi? Yok. Bak. Seni eder aldım Hadim abla. Ne? Hadim ablamı eder aldım. Ben aldım. İşiniz gücünüz rast gitsin. Tamam. Buradan tamam. Da bu kadar. Sen olduğu tamam, kadar. Tamam. Seviliyorum tamam. Herhalde. Aynen seviliyorsun. İşiniz gücünüz rast gitsin. Amin. Bebek annesi. Saatimiz 3 oldu. Koca olanla patates tarlalarını gezdik ama Erol abimi aradım. İşçi bulamadım da evim dedi. Cumartesi başlayacağız sökme dedi. Söktükleri yerlerin patatesleri de kalan patatesleri zaten toplamışlar. Hatta ızgara çekmişler. Baktığınız yer aydınlık. Gününüz her daim güzel olsun. Hamza hocam el sallıyor. Bana her zaman Hakan 4 parmak veriyor. Geldim, hakkımı aldım, gidiyorum. Hakikaten leziz ama. Gelirseniz öyle. Hakan kuzu da geçmiş. Çatının kahve kapandı kapanalı. Buralara pek uğramıyordum. Koca olanı karşıya bıraktım. Turlan da dediğim gibi patates tarlasına gitmiştik. Olduğu kadar. Buradan eve gidiyorum. Burada son veriyorum. İyi seyirler. Gıdıklı abone olursanız da seviniriz.